Emek ve Özgürlük İttifakı ve bu kapsamda eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış beklentilerine karşılık verici bir program bugün arkadaşlar duyurdular. Bence çok önemli bir umut, güven ve heyecan yarattı. Biz bunu ilk 1995 yılında HADEP çatısı altında Kürt halkıyla diğer Türk halklarının ezilen emekçilerin temsilciler olarak, sosyalistler olarak ilk kez buluşmuştuk. Bugün o bence 95'in ruhunun da dirilişi olarak ifade edebiliriz. Çünkü o zaman HADEP, 1995 HADEP, Sosyalist Demokrasi Partisi ve Sosyalist İktidar Partisi formel böyle ittifakı vardı. Elbette ki dostları ve yandaşları buna destek veriyorlardı. Ama işte o zaman baraj vardı ve baraj aşılamadı. Örneğin girdiğimiz yerlerde seçilen arkadaşlarımız, seçilenlerimiz olduk ama baraj aşılamadığı için meclise temsil edilemedik. Ama şimdi öyle bir sorun yok. Mecliste çok güçlü bir temsiliyet buluyor ve şimdi daha da güçlü temsiliyet bulacak. Bence bu yola çıkıldı. Bugün bir işaret verildi. Bakın, bir umut doğdu mu hocam? Bence bunu daha da güçlendirebiliriz. Bu yola çıkışın şimdi seyircileri, izleyicileri olacak yol kenarında. Önemli olan onlara güven verip onların da bu yürüyüşe katılmalarını sağlamak gerekiyor. Eğer Türkiye çünkü konjektür olarak bir savaş politikalarını endeksli. Eğer savaş, çatışma çıkar da bunun yaratacağı kaotik bir ortamda OHAL falan ilan edilecek olursa bu seçimlerin demokratikliği, serbestliği ve güvenliği kalmaz. İşte biz bunu anlatabilmeliyiz. Örneğin bugün soğanından, patatesinin pahalılığından yakınan halkımıza bunun savunma ve güvenlik harcamalarının sonucu olduğunu anlatmalıyız ve savaş karşıtlığının toplumsallaştırmalıyız. İşte o savaş karşıtlığının toplumsallaşması sandığa demokrasi olarak gidecektir, adalet olarak gidecektir, insan hakları olarak gidecektir ve eşitlik olarak gidecektir. Ve bugünün sorunu değil bu, dünün değil. Yani yüzyılların sorunu. O nedenle artık bu sorunun demokratik barışçıl çözümünde mutabakat sağlamış arkadaşların buluşması bence önemlidir. Şimdi her alanı, her sokağı emek ve özgürlük ittifakına dönüştürmeliyiz. Sanatçılar katılmalıdır. Aydınlar katılmalıdır. Emekçiler örgütlü olarak buna katılmalıdır ve yarından itibaren kamuoyuna çağrı yapmalılar. Biz kendi işimizin, ekmeğimizin ittifakımızı emek ve özgürlük ittifakında görüyoruz. Biz geleceğimizi barışta görüyoruz ve böyle buluşmada görüyoruz diye basın ilanlarıyla kamuoyuna çağrı yaparak duyurmalılar ve bu mobilize edilmeli ve bir dinamizm katılmalı güçlü diye düşünüyorum. Seçimlerde eğer üstünlük sağlanırsa yeniden demokratik parlamenter rejime geçilecek ve kuvvetler ayrılığı, yasama, yargı ve yürütme yeniden inşa edilecek ki bu çok önemli. Gerçekten örneğin şu anda yargının vesayeti altında olan bir Türkiye'de hiçbir demokratikleşmenin adım atılamıyor. Bakın önceki gün yaşandı, bir cehennem günüydü. Yani Ape Musa'nın katilleri, failleri belli ve 30 yıl sonra zaman aşımına uğratıldığı ileri sürülerek dosya kapatıldı. Aynı gün hakikat ve adalet arayıcıları cumartesi annelerine darp edildi ve dayanışmacıları gözaltına alındı. Aynı gün bağımsız işte adil yargılanma ve savunma hakkı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın duruşması gizlendi ve kaçırılmaya çalışıldı. Ve Sivas Madımak katliamı dosya kapatıldı. Yani o nedenle bunlara karşı herkes, bakın öznesi herkes burada, bütün ezilen emekçi halklar gidecekler, bu ittifakın büyütülmesine çalışacaklar, yükseltilmesine çalışacaklar ve sonra da sandıktan o umut ve güven çıkacak. Evet, aslında şunu söylüyoruz. Şimdi başta siyasal bileşenlerle biz bu ittifakı oluşturduk. Ardından bunu az önce de belirttiğim gibi, ifade ettiğim gibi her yerelde, yerelin mücadele dinamikleriyle ve aslında kadın hareketinin dinamikleriyle
gençlik hareketinin dinamikleriyle, ekoloji hareketinin mücadele dinamikleri ve orada mücadele edenlerle, bütün sendikal alanlarla, burada mücadele edenlerle birleştirme gerekiyor. Dolayısıyla bizim bu ittifakı genişletmemiz gerekiyor. Biz bunu buradan görüyoruz. Bu yol haritası da bugünden itibaren aslında yerel yerel, alan alan bu ittifakı gerçekten toplumsal mücadele alanlarıyla buluşturmaktan ve onları bu ittifakın içerisine dahil eden bir yerden gerçekten halkçı ve demokratik bir seçeneği oluşturmaktan geçiyor. Aslında bugün Emek ve Özgürlük İttifakı yola çıkarken birçok toplumsal mücadele alanının dinamiğinin mücadelesini arkasına alarak çıktı yola. Onu öncelikle belirtmek gerekir. Bizler bugüne kadar birçok alanda mücadele eden siyasi yapılar olarak, yani bu ülkenin sosyalist hareketi, Kürt özgürlük hareketinin birikimlerini arkamıza alan bir yerden bugün ittifaka çıkadık. Ama tabii ki aslında biz bu ittifakı toplumsal mücadelenin ittifakı olarak tanımlıyoruz. Nedir toplumsal mücadele ittifakı? Yani bugün Türkiye'deki İşçilerin, emekçilerin ittifakıdır. Bugün Türkiye'deki yoksul köylülerin ittifakıdır. Bugün Türkiye'deki ezilen, yok sayılan Kürt halkının ittifakıdır. İnançları yok sayılan Alevi halkının ittifakıdır. Her gün sokak ortasında katledilen kadınların, yok sayılan ve talan edilen doğanın ittifakıdır. Biz bugün bu ittifakı bu anlamıyla halkların ittifakı olarak görüyoruz. Yani bize dayatılan, İşte bir yanda Cumhur İttifakı, bir yanda da Millet İttifakı, aslında çeşitli yönlerle ortak paydamız Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı olmak, iktidarı devirmek olsa da restorasyoncu bir zihniyeti ve bize işte var olanın daha iyisini sunmayan, toplumsal mücadelelerin çoğunu, gerçek öznelerini esas almayan bir ittifak. Bizler bunların dışında gerçekten halkların özne olduğu, kendi sözünü, kendi sesini ve kendi mücadelesini hayata geçirdiği bir ittifakla için yola çıktık bugün. Bu tabii ki başlangıç. Biz bugün deklare ederken bu ittifakı, bu işte bitmiş bir ittifak değil. Bundan sonra esas iş başlıyor. Bundan sonra yerel yerel, il il, alan alan bu ittifakı genişletmek ve buradaki mücadele alanlarının bir araya gelmesini sağlayan bir yerden gerçekten bu düzeni yok demek ve bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz demek için yola çıktık bugün. Kaynağı gerçekten yurttaşlar, evet biz bunu da istemiyoruz, bunu da istemiyoruz ama bir seçeneğimiz yok. Çok dağınık bir tabloyla karşı karşıya kalıyorlardı. Biz de yok, seçeneksiz değiliz. Hep birlikte bir seçenek oluşturabiliriz, yani bir alternatif oluşturabiliriz demek için yola çıktık. Aslında biz bunu uzun zamandır Halkların Demokratik Partisi ve bileşenler olarak, biz Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi olarak da üçüncü yolun inşası diye tanımlıyoruz. Bu ittifak üçüncü yolun inşası için önemli bir adımdır. Biz bu ittifaktan yola çıkarak aslında bütün toplumsal mücadele alanlarının ittifakını, bütün ezilenlerin, bütün emekçilerin, bütün yok sayılanların ittifakını kuran üçüncü yolu inşa etmenin bir adımı olarak görmek zorundayız. O yüzden evet, bu bir umut oldu. Bence ilerleyen süreçlerde gittikçe alan alan çalışma yürüttükçe daha fazla umut olmaya başlayacaktır bu ittifak. Çünkü bugün dediğim gibi daha başlangıçtı ama salonda şunu gördük. Direnen EFT işçileri salondaydı, işten atılan işçiler salondaydı, barış anneleri salondaydı, kadınlar salondaydı, Kürt halkı salondaydı, kendiliğiyle kendini var edebildi, sosyalistler salondaydı. Bu anlamıyla zaten yeterince ekoloji mücadelesini savunanlar salondaydı. Geniş bir ittifak olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bunun ayaklarını daha sağlam zemine basması için mücadele etmek zorundayız diye düşünüyorum. Şöyle, biz uzun zamandır, 40 yılı aşkındır bir süreçtir ülkede bize Kürt halkına baskı, inkar ve savaş dayatılıyor. Bugün Emek ve Özgürlük İttifakı Türkiye'deki bütün halklarla birlikte Kürt sorununun barışçıl, demokratik ve anayasal zeminde çözülmesi için bir yol haritası açıkladı. Yani biz buna talibiz. Yani yol haritası açıkladı derken aslında bu iddiayı ortaya koydu. Biz çözeceğiz dedi. Evet, biz çözeceğiz derken aslında halklar çözecek demek istedik. Yani biz Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı'nın yok sayan politikalarına karşı, bu sorun Türkiye'nin temel meselelerden bir tanesidir ve bu sorun çözülmeden Türkiye'nin demokratikleşmesi aslında mümkün değildir mesajı verdik bugün Emek ve Özgürlük İttifakı'nda. Zaten bugün hem yeni ittifak bileşenlerimiz hem de HDP'nin içerisindeki birçok bileşen zaten uzun yıllardır bu meseleyle ilgili somut adımlar atılmasıyla ilgili talepte bulunuyordu, politikalar geliştirmeye çalışıyordu. Bugün demokratik anayasa, demokratik cumhuriyet taleplerimizden bir tanesi de budur derken...